Değerli dostlarım, Polonya-Belarus sınırında yaşanılmakta olan, günlerdir de bilgilerini aktarmaya çalıştığım gerginlik ve karşılıklı askeri yığınak vesaire esasında çok önemli, çok önemli bir jeostratejik noktayı bize işaret ediyor. Bu noktanın adı Suwalki Koridoru. Suwalki Koridoru şu anda Avrupa jeopolitiğindeki en hassas nokta. 100 kilometrelik bir hat Polonya-Litvanya sınırında. Bu hattın en büyük özelliği NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler Litvanya, Letonya ve Estonya'yı Polonya üzerinden Suwalki koridorunu kullanarak Avrupa'ya bir kara bağlantısı yapması. Bu koridor devre dışı kaldığı an 3 tane NATO üyesi ülke kara bağlantısıyla devre dışı kalmış olacak. Niye? Çünkü Belarus var. Bir de 2. Dünya Harbi'nden sonra Rus ve Sovyetler Birliği, şimdi de Rusya Federasyonu'nun sınırlarının dışında çok kritik bir noktada bulunan Kaliningrad var. Kaliningrad esasında küçük bir nokta, Polonya sınırıyla Baltık'a hakim ve orada sivillerin yaşayıp yaşamadığı bile bilinmiyor ama bilinen bir tek şey var. Çok yüksek dozajda, öyle diyelim, Rus füze sistemleri yerleştirilmiş vaziyette ve tıpkı Transdniester, yani Moldova'nın ayrılıkçı bölgesinde olduğu gibi Rusya'nın Batı Avrupa'ya dönük büyük bir askeri tehdidini oluşturduğu bir coğrafya. Şimdi Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki NATO'yu ve bütün Avrupa'yı ısrarla uyarıyor. Ve diyor ki bakın işte Amerikalılar diyorlar ki ya işte bu Wagnerciler çok hareketli değil orada falan. O diyor, bu diyor ama Morawiecki diyor ki Belarus'ta bulunan Wagner askerlerinden önemli bir bölümü Suwalki koridoru yakınına yerleştirirdi diyor. Ve burada diyor doğabilecek bir provokasyon, burada doğabilecek bir hibrit savaş, bir vekalet savaşı Avrupa'nın güvenliğini Ukrayna'dan daha büyük ölçekte tehdit edecek bir kimlik kazanmaktadır diyor. Böyle bir sorunu var diyor Avrupa'da ve bu sorunu çözmemiz lazım diyor. Bu bölgede geçenlerde yani Suwalki koridoru yakınında geçenlerde iki Polonya helikopterinin iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını bilinçli olarak tamamen alçak uçuş, radarda iz bırakmama tatbikatıyla deldiği ve hava sahasını ihlal ettiği ortaya çıktı. Çünkü o bölgede yani ihlal bölgesinde, Suwalki koridoru yakınındaki ihlal bölgesinde Belarus diktatörü Aleksandr Lukashenko'nun bir sürekli kullanmaya çalıştığı veya ağırlıklı olarak yaşadığı sınıra 7,5 kilometre mesafede bir evi varmış. Ve görgü tanıklarına göre Polonya hava sahasını ihlal eden Belarus helikopterleri esas olarak bölgeye evinden çıkıp helikoptere binip yakındaki bir tarım kasabasını ziyaret etmek için yola çıkan Belarus diktatörünü koruma maksatlı olarak orada bulunmuş. Bunların hepsi doğru olabilir. Fakat sonuç itibariyle görgü tanığı şöyle anlatıyor. Ben diyor sınıra yakın o kasabadaydım ve bir anda bahçemin üzerinden iki tane Belarus, daha doğrusu iki helikopterin geçtiğini ve önce Polonya'ya ait iki helikopterin bölgede güvenlik ve istihbarat çalışması yaptığını düşündüm. Fakat sonra arkalarında armada kızıl yıldızı görünce ben onların Belarus'a ait olduğunu anladım.
Zaten helikopter de kasabanın ortasındaki bir otele doğru devam etti ve oradan devam edip yoluna gitti dedi. Şimdi bu durum vahim. Savunma Bakan Yardımcısı var Polonyalıların, ne olur ismini sormayın. Polonya isimleri çok zor. Helikopterler radar ekranında iz bırakmayacak yükseklikte uçuyordu. Şüphesiz NATO doğu kanadını dönük kışkırtma amacı taşıyorlar ve doğu sınırımızın arkasındaki düşmanları biliyoruz. Önlemleri bu çerçevede alacağız. Belarus çok riskli bir oyun oynuyor diye açıklama yaptı. Ve ayrıca devam etti. Biliyorsunuz Belarus aynı zamanda Avrupa'ya dönük bir göç yolu olarak görev yapıyor Rusya adına. Yani bir tür göçmen geçiş noktası şantajı yapıyor. Uçağa biniyorsunuz Suriye'den veya nereden binerseniz binin işte. Belarus'a iniyorsunuz, Türkiye gibi değil, sınırlar açık. Keşke biz de öyle yapsak değil mi? Yani gelen gideceği yere gitsin. Biz niye tutuyoruz ki bunları burada diye de düşünmek lazım. O alanda, yani o sınır bölgesinde, onun içine Suvalki koridoru da dahil, o sınır bölgesinde Belarus devleti göçmenlere duvarları aşmaları için bildiğiniz merdivenlerin ötesinde zaman zaman vinçlerle yardım ediyormuş. Çünkü o bölgede Polonya hükümeti 180 kilometre boyunda, uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde dev bir duvar bariyeri oluşturdu. Belarus yönetimi sırf orada kargaşa olsun, istikrarsızlık doğsun diye Polonya sınırında duvarlardan mültecilerin atlaması için altyapı çalışmaları yürütüyormuş. Böyle de bir durumla karşı karşıyayız. Ve bu arada tabii ki Lukashenko bir açıklama yaptı. Dedi ki Suvalki koridoru Belarus'ta değil. Bu koridor boyunca veya koridora doğru hareket etmiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Wagner savaşçıları çok hazırlıklı insanlar. Bizim askerlerimiz onlardan memnun ve onlardan eğitim almak istiyorlar. Bu nedenle bu adamlar Belarus'un merkezindeki Osipovici yakınlarında bir kampta bulunuyorlar. Ama artık Belarus ordusunun devamı niteliğindeler. Polonya sınırı karışık. Hoşça kalın.